Dünyayı Allah böyle güzel sonuçlandırmak için bunu yapıyor. Yoksa dünya görevini yaptı. Bakın dünyaya, aklına dikkat edin, köhnedir dünya. Ya çürümüştür dünya. Evet. Bakın sokaklarını, evet, anlarsınız. Evet. Yani piri fanidir, dökülüyor dünya yani, artık öyle diyeyim. Yani dökülüyor. Mehdi vesilesiyle bir son defa bir parlaklık ve ışık gelecektir. İnşallah. Ve Mesih İsa vesilesiyle. Çünkü insanlar bakın 2000 küsur yıl sonra bir peygamber görecekler. Yani çünkü insanlar hep nasıl oluyor acaba peygamberler diyorlardı. Evet. Nasıl oluyor değil mi? Evet. Modern çağda bu olur mu diyorlardı. Evet. Her çağda da öyle demişlerdir aslında. Evet. Hazreti Yusuf'tan önce de başka peygamber gelmez diyorlardı. Gelmez diyorlar inşallah. Yani artık çağ değişti. Onlar eskidenmiş öyle diyorlardı. Ama geldi peygamber. Maşallah. Ondan sonra daha Hazreti Muhammed de geldi. Evet. Değil mi? Evet. Hazreti İsa da geldi. Geliyor peygamberler. Son olarak da Mesih'in gelişi var. Ki güzeller güzeli göreceksiniz. Adeta böyle insanların hipnotiz olacağı bir varlık. İnşallah. Yani adeta diyorum yani. Olağanüstü güzel bir insan. Işık saçar adeta yüzü böyle. Öyle muhterem ve mübarek bir insan. Bu Hristiyanların perişanlığını da Allah acıdığı için, onları da bu beladan kurtarmak için gönderiyor. Onu soracaktım. Evet. Hristiyan alimi Mehdi ve Mesih. Biz ikisine de inanmak durumundayız. Evet. Peki Hristiyan alimi Mehdi'ye inanıyor mu? Mehdi'ye sempati duyacaklar. Sevgi duyacaklar. Yani şuna diyor, Said Nursi Hazret diyor ki, bütün Hristiyan alemi diyor, tam Müslüman olma istidadında iken diyor. Demek ki Mehdi olağanüstü faaliyet yapacak. Evet. Bak tam Müslüman olma istidadındayken cismi beşerisiyle diyor, beşeri cisminin semavatta bulunan Hazreti İsa Aleyhisselam'ın diyor nuzulü, inişi kat'i olmakla beraber kesindir diyor, inişi diyor. Yani bedenen inişi. Ama bir kısım tabii kardeşlerimiz akıllarına bunu sığdıramadığı için, bazı nur talebeleri de var bunun içinde, şahsi manevi olarak inecektir, şahıs olarak inmeyecek diyor. Evet. Kardeşim cismi beşeri ne demek? Allah'tan korkun. Yani inanamıyorsan inanamıyorsun. Olabilir yani, inanamıyorum diyebilir bir insan. Niye inkar ediyorsun? Cismi beşerisi, beşeri cismi ne? Evet. Cism ne demek? Bedeniyle. Ha, cismi beşerisi. Beşeri yani insan olarak semavatta bulunan diyor, Hazreti İsa'nın nuzulü, inişi kat'i olmakla beraber diyor. Evet. Burada nerede şahsı manevi var? Evet. Yok. Ya inanmıyorsun, inanmıyorum diyebilirsin. Yani kimse de sana bir şey demez, saygı duyar. Cismi beşeri demiş olduğumuz durumda bir kişiden bahsediyoruz. Tabii ki açık. Evet. Yani Hazreti öbür şeyde de alenen diyor. Hep şahsı İsa Aleyhisselam, şahsı İsa, evet. İsa Aleyhisselam şahsı. Hı. Bizzat kendi ve talebeleri diyor. Talebeleri de var diyor. Ne gerek inkara? Mesih de öyledir. Yani bir insan gelmiş içeride uyuyor. Soruyorsun, geçmişini bilmiyor. Saçlar yıkanmış gibi pırıl pırıl parlak. Üstünde 2000 yıl öncesine ait para. Aynası var, tarağı var. Onusuna kıyafeti. Evet, kıyafeti o çok eski devrin kıyafeti ve geçmişinden hiçbir şey bilmeyecek Mesih geldiğinde. İnşallah. Hiç bilmiyor. Her şeyi bu dünyada öğrenecek o. Yani tamamen Kur'an'ı, Tevrat'ı, İncil'i ama Mesih'in gözleri çok keskindir, o rivayetleri de belirtiyor. Yani bakışları böyle ışık gibi, yani çok keskin, yani çok zeki ve akıllı olduğu için ona hemen anlayacak Kur'an'ın hak olduğunu ve Kur'an'ın talebi olacak. Evet. Etrafındaki talebelerini de Kur'an'ı talep edecek. Dünya siyasetini yönlendirecek. Mesela Fransa'nın devlet başkanına, Amerika'nın devlet başkanına, Rusya'nın devlet başkanına etki edecek. İnşallah. Ve onları yönelik bir avuçtur talebeleri. Seçkin kesime yönelecektir.